Acil ayakta çıkman lazım. Bir şeyler yapman lazım. Niye ki? Ya çok, çok önemli. Melih, Melih. Yukarıdalar ve ben aradım, duymuyor galiba. Banu, ne oluyor ya? Ya Mert, anlasana. Pelin'le Melih yukarıdalar diyorum. Ya şey işte. Ya anlasanıza. Bahri amca yakalarsa eğer. Tamam, tamam, ben anladım. Bir şekilde engellerim. Pelin. Baba, kalk çabuk. Pelin. Hadi Pelin ya, hadi ya, aç şu telefonu ya. Hocam, Bahri hocam. Efendim Deniz'cim, sorun. Şey... Deniz'cim çok geç kaldım. Önce Pelin'i kutlayacağım, sonra da İkbal'in yanına gideceğim. Sonra konuşalım, olur mu? Olmaz. Yani şimdi. Deniz'cim sonra konuşalım canım. Sen ne yapıyorsun burada? Baba, şey... Niye cevap vermedin? Yani ne yapıyorsun burada? Biraz yalnız kalmak istedim. Başım ağrıdı aşağıda. Of Pelin ya, of! Ben sana ne diyeyim bilmem ki. Bu mektubu geri almam şart. Ah be özgürüm ya. Nereden çıktı bu mektup işi? Deniz'e uydum abicim, duymuş işte bir şey. Oğlum sen de hiç akıl fikir yok mu? Banu'yu ve sen olacak iş mi ya? Sen niye geldin baba? Annemlerle yemeğe gitmeyecek miydin? Gel bakalım. Ben... güzel kızımın doğum gününü kutlamak için geldim. Al bakalım. Birinci sayfasını aç. Büyümekle yaşlanmak arasındaki farkı asla unutma. Hiç yaşlanmadan hep büyü. Ve de babana asla kızma. Bak, biz bu evde çok daha güzel günler yaşayacağız. Ben senin büyüyüp insanlığa ve ülkene faydalı bir kız olduğunu göreceğim. Daha sonra da beyaz gelinlikler giyip bu evden gideceksin. Ve şunu sakın unutma. Senin baban hep yanımda olacak. Sana söz veriyorum. Seninki de iyi kafa ütüledi ha. Sen ülkene ve insanlığa yararlı biri olmalısın. Melih dur. Oo, şöyle dön bakayım. Sen heyecanlanınca daha da güzel oluyormuşsun ya. Melih yapma, çok kötüyüm. Ya öyle bakmasana. Anlasana, şefkate ihtiyacım var. Sarılsana biraz bana. Dur güzelim, dur. Sen git de o şefkati babanın kucağında ara, tamam mı? Benim çoluk çocukla kaybedecek vaktim yok çünkü. Ama Bahri amca gittiğine göre bir sorun yok sanırım.
Burada ne karışıyorsa herhalde. Sanki bundan yardım isteyen oldu. Taş ve Paris'e. Banu ne diyorsun ya? Şimdi anlıyorsun. O zaman ben kaçar. Kanka ne oldu? Bir şey oldu yok. Bir şey yapmamız gerekiyor. Eğer senin içinde bittiyse birlikte çıkalım istersen. Şöyle adam gibi eğleneceğimiz bir yerde. Tamam süper. Melih? Pelin ne yapıyor? Ne bileyim ben. Çok merak ediyorsan git kendine bak. Allah kahretsin ya. Yeter ya. Yeter. Pelin? Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Ne oldu? Kimse beni anlamıyor. Hayatımdaki hiçbir erkek beni istemiyor. Niye ya? Niye hiçbirini mutlu edemiyorum? Babam, Özgür, Meli. Tamam Pelin'cim, sakin ol birazcık. Yok. Bu böyle olmayacak. Artık ağlamayacağım. Bu ne ya? Ben Melih'i istiyorum kızım. Ne pahasına olursa olsun onu elde edeceğim. Gelinlik falan da umurumda değil. Ne? Ne gelinliği ya? Ne oluyor? Ya babam duygusal bir şeyler söyledi de benim de etkileneceğim tuttu işte. E'si kafam karıştı. Melih'ten durmasını istedim. O da beni bıraktı, çekti gitti. Tamam bir tanem ya. Üzülme artık, geçti. Bani, bu gece burada kal, olur mu? Beni yalnız bırakma. Oy, gel buraya, gel. Tamam canım benim, sen istersen de ben kalmaz mıyım? Hadi gel bakalım. Odana gidelim artık. Üzüldün değil mi? Babam beni nasıl yakalayacak görmek için gelmiştin. Hayır, ben yardım edebilirim diye çıkmıştım. Senden yardım isteyen oldu mu? Niye bana böyle davranıyorsunuz? Ben sadece... Bir daha sakın benim işime karışma. Ayağımın altında da dolaşma. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Babama yalan söylemekten nefret ediyorum. Suna bir otur. Zatı başım dönüyor. Anneciğim. Güzel anneciğim. Bak, biz ayağımızı yorganımıza göre uzatsak böyle olmaz. Adam günlerce direksiyon sallıyor. Kamyonlarda uyuyor da yolluyor o paraları. Ama sen kalkıp... Allah başımızdan eksik etmesin. Adam gibi adamdır benim Kazım'ım. Sağ olsun. Her zaman... Anne, mesele babam değil. Mesele Banu. Yüz verdikçe astarını istiyor arsız. Kızım haklısın ama işte genç kız diyorum. Arkadaşlarının yanında ezilmesin diyorum. Ben kendimi bildim bileli çalışıyorum. Bütün gün ihtiyardan, Zarife teyzeden yediğim hakaretin haddi hesabı yok. Herkes haddini bilecek. Kızım, haklısın kızım da heves etmesin diyorum. Gönlü kalmasın. Sonra maazallah yanlış yollara sapar. Of, of, ben kime diyorum? Babama haber salmış ev sahibi. Bıçak kemiğe dayandı. Başka çare yok. Rehin vereceğiz dedemin köstekli saatini. Olmaz. Olmaz. Hayatta olmaz. Bu evde babanın rızası olmadan nefes bile alınmayacak. Banu'nun gece başka yerde kalmasının rızası var mı? O başka, bu başka Suna. Olmaz dedim mi? Olmaz. O zaman ben gidiyorum anne. Kızım dur, nereye gidiyorsun? Bir konuşsaydık ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Neredesin sen? Beni tek başıma koyup da gittin. Geldim teyzem, geldim. İlaçlarını aldım. Bir de bebek kolonyası aldım sana. Misler gibi kok diye. Bebek kolonyası mı? Aa, nereden çıktı bu şimdi? Şimdi bir güzel silerim ben seni. Kokuyor muyum ben?
Kokuyorsam da suç senin. Ben sana o kadar beni yıka kesele diyorum ama sen hiç ziftiniyorsun tabii. Ah Zarife teyzem, o nasıl söz öyle? Sen benim neye üşendiğimi gördün ki? Bak limonata yaptım, buz gibi içersin. Ben seni bilmez miyim? Limonatalar, yok kolonyalar. Kesin sen benden bir şey isteyeceksin. Sen kurnazsın, kurnaz. Zarife teyzem, ben her zaman sana özene bözene bakmıyor muyum? Günahımı alma şimdi. Ben seni bilmez miyim kızım? Sen giderken ben o yollardan geri dönüyordum. Sen kime ne anlatıyorsun ki? 14. 15. 16. Ay yeter kızım. Yeter. Bugünlük yeter. Kendini bu kadar yorma yavrum. Doktor ne dediyse o. Günde en az 25 tane Zarife teyze. Ay. Yavrum. Duyanda kendimi düşünüyorum sanacak. Ah yavrum, külçe gibi bacaklarım. Sen kaldırıyorsun, sen indiriyorsun. Suna, yavrum. Neyin var senin? De bakayım bana. Ay sonunu getiremiyoruz Zarife teyze. Kirayı denkleştiremedik. Zor tabii. Çok zor. Zarife teyze. Sana bir şey diyeceğim ama bilemedim ki. Acaba diyorum, sen bana yani şu ayı atlatana kadar şey, yani azıcık borç versen. Ah yavrum. Benim etim ne, budum ne evladım. Senin aylığını bile getirinceye kadar göbeğin çatlıyor. Ben de para ne gezer Suna kızım. Bakıyorum da bütün işler kenara itilmiş. Bir mektup tur gidiyor. Vicdan azabı. Özgürcüm, sen de Banu'ya açılmak için yer arıyormuşsun gibi geliyor ama bana. Ne açılması abi? Aklında bile yoktu öyle bir şey. Of, ne karışırsın salak Deniz. Yavaş ol bakalım. O salak dediğin kız bizim arkadaşımız. Şu mektubu bir alalım da sonra sicil numarasını da alırız. Emredersiniz sultanım. Mert. Alacağız da. Annen de Bahri amca da hayır diyor senin yurda çıkmana. Ben başvurumu yapayım da onları bir şekilde ikna ederiz. İyi, pekala. Dökülün. Kimler olacak baksana. Şu taş sefalesi ve ekürisi. Of ya, yine mi? Bakıyor, ben bakamayacağım. Nedir son durum? Özgür. Bak artık beni kızdıracaksın ama. Yok bir durum falan. Hadi geçelim arkadaşlar. Bence bulamamışlar. Yani dediğim gibiyse. Dediğim gibi işte. Arkadaşlar lütfen. Baksana yine fingir deşiyor onunla. Uf, salağım ben ya, salak. Dün gece çocuk gibi davranmasaydım şimdi Melih'in yanında ben olacaktım. Ay saçmalama Pelin ya, ne alakası var? Şşt, baktığını çaktırmasana kızım. Kızlar, hayrola suratlarımız asık bugün. Öyle. Bu anı sen bana senin saatçinin kartını verecektin. Ne oldu? Ha. Bulacak. Bu kadar yaklaşmıştım, bittim ben. Hadi Bani. Ya Ozan, evde unutmuşum herhalde kartı. Sonra versem olur mu?
OVK Bani. Şans benden yana. Yine bulamadık. Doktor olacaksın Özgür sen. Doktor gibi düşün. Özgür, iyi misin? Hastanın karnında neşter unuttuk diyelim. Hastaneye dava açarlar. O zaman? Bir komplikasyon olduğunu söyleriz. Hastayı tekrar ameliyat etmemiz gerekir. Pil neşteri alabilelim. Ama bu tıp etiğine aykırı. Ama neşterin orada kalması da aşkın kanunlarına aykırı. Yani? Başka bir komplikasyon olmalı. Başka bir komplikasyon. Deniz Hanım, bu sefer kahramanımız sen olacaksın. Bunu Banu'nun üstüne dökeceksin. Saçmalama Mert. Mert, iyi ki geldin abi. Süper fikir. Son ameliyatta gösterdiğin başarısızlık dolayısıyla bu görev senindir. Lütfen arkadaşlar. Hadi, operasyon neşter. Yürü Deniz. Şuna bak. Kızın içine düşecek neredeyse. Yuh yani. Ya ne dedik sana? Ağır ol biraz. Tamam bakma artık. Kaçan kovalanır diyorum. Kızlar. Havuza girelim mi? Siz şu arkadaşlarınızla girin. Kimlerle? Hani şu yanınızdakilerle. Aman da aman. Kıskanmış kuzenim benim. Aa Ozan. Şu varoş kızın neyini kıskanalım? Aşk olsun. Merhaba. Yanlış damarı kesti. Allah kahretsin ya. Ya ne yaptığını zannediyorsun sen be? Pardon, çok özür dilerim. Çek elini çek. Üstüm başım rezil oldu zaten senin yüzünden. Kardiyen atak başlamadan müdahale etmek şart. Koş. Ya gerçekten yanlışlıkla oldu. Arkadaşlar ne oluyor ya? Senin köylü kızı bardak tutmayı da bilmiyor. Of, feci rezil oldum yani. Ya Bani, ya senin çantada bir tişört vardı, versene. Çekil. Aa Özgür, ne yapıyorsun ya? Versene. Ya versene, ne yapıyorsun? Suna. Efendim Zarife teyze. Al. Zarife teyze. Al dedim. Allah senden razı olsun. Sen var ya sen. Ne merhametli ne vicdanlı kadınsın. Ver o mübarek elini öpeyim. Bizi ne büyük bir dertten kurtardın bilemezsin. Başıma dert almamak için yaptım. Anlamadım. Açın ahlakı olmaz derler. Ne mi lazım? Erken mi geldin? Sunam, ben diyorum ki şunları kapı kapı dolanıp satayım bari ha? Anlamadım. Biliyorum, bana kızacaksın ama hani ben gene örerim, gene yaparım bunları ha? Başka çare gelmiyor aklıma kızım. Hem hani yetmez ama akmasa da damlar. Ne bileyim. Bohçacılık yapmana gerek yok anne. Bir eve bir kurban yeter. Suna. Verdim ben kirayı. Verdin mi? Nasıl verdin? Verdim işte. Nasıl verdin kızım? O kadar parayı nereden buldun? Hallettim anne. Hallettim ben. Sabiha! Sabiha! Koş koş! Haberin var mı? Neler olmuş?
Geldim geldim. Hırsız. Hırsız, amanın hırsız. Amanın dağları taşları evlendirin lan kızım, hırsız. Anne ne oluyorsun ya? Bir rahat bırakmıyorsun ama. Bildiğin gibi değil, bildiğin gibi değil. Bizim mahalleye hırsız da dalmış kızım. Herkes demir kapı asma kilit yaptırma peşinde. Amanın kadının halini bir göreydin. Mutfağındaki kumpirlere kadar dağıtmışlar Sunam. Gündüz gözüne, hem de onlar evdeyken. Vay vicdansızlar vay. Anne biz ne yapabiliriz ki şimdi? Geçmiş olsun. Öyle deme kızım, kalk evi derleyip toparlayalım. Ne, hırsız gelince ayıp olmasın diye mi? Sunam kalk, Sunam kalk. Fakir köylüyü kuru inat batırır derler. Kıymetli şeyleri iyi saklamak lazım gelir. Bizim evde kıymetli bir şey var da ben mi bilmiyorum? Var. Dedenin köstekli saati var. İyi iyi saklı o zaman. Akşama kadar ben Zarife teyzeye bakar, sabaha kadar da saatin başına nöbet tutarım, olur biter. İğneli iğneli konuşma kızım. Nereye saklayacağız onu bir düşünelim. Suna, acaba küstüm çiçeğinin dibine mi saklasam? Balkondaki saksıya mı? Ha. Evin dışına. Olmaz mı? Gül sen gül. Ya gideyim de alayım gömeyim şunu. Ya sizin burada ne işiniz var ya? Of! Banu ya şu tişörtü versene. Tamam Pelin. Aa, ya hadi kızım ya. Banu! Bu ne ya? Banu ver şu mektubu bana ya. Ne nereye ya? Banu! 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 Banu ver şu mektubu. Banu! Pardon, düzeltiyorum. Hmm. Bu bir aşk senaryosu. Ver bakayım şunu. Başrolünde bizim olduğumuz bir filmin içinde olsaydık. Tarık Akın'ın Hülya Koçyiğit'e söyledik. Çıkıp karşına, gözlerinin içine baka baka söylerdim her şeyi. Seviyorum seni. Güzelliğin eski günler kadar etkileyici. Ama güzel bir film gibi değil aramızda olup biten. Ay, kavuşamayınca aşık oluyor bunun adı. Ve ben Tarık Akan kadar cesur olamasam da. Yazıyorum işte bu sefer, korkmadan gerçeği. Özgür, seviyorum seni. Abi inanmıyorum Banu, nasıl bir ezik yazabilir sana bunu ya? Özgür yani pes, sonunda bunu da yaptın ya. Oğlum sen ufaktan çizmişsin ha, yazık sana da. Abi sen nasıl bir adamsın ya? Vallahi sen nasıl bir adamsın ya? Yok artık sıfat bulamıyorum sana ya. Yeter! Hayırdır inşallah. Ne kadar kalpsiz insanlarsınız siz ya? Oo. Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsunuz? Hayırdır? Bir insanın seni sevmesi bu kadar mı rahatsız edici? Sevilecek hiçbir tarafın yok mu senin? Wow! Aslında ben bu şamatanın sebebini biliyorum. Kıskanıyorsunuz. Onun sizden daha dürüst, daha samimi duyguları olduğunu bal gibi biliyorsunuz. Ah yeter artık ama fazla kafa ütüledin ha. Git şiirini başka yerde oku, köylü. Okumazsam ne olacak? Okumazsan canın yanacak. Sen çok oldun ama. Yeter. Sen karışma babam. Daha işin bitmedi seninle. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ozan, ne yapıyorsun? Ozan dur! Ne yapıyorsun lan? Öldürün beni. Durun tamam yeter. Özgür. Özgür. Kalk. Gel. Bittiniz bunu siz. Bittiniz siz. Melih. Havlama. Bak tamam hala cevap veriyor ya. Oğlum Mert. Ben de sana bunun bedelini ödetmezsem bana da Melih demesinler oğlum. Ya tamam bırak. Hayret bir şey. Yaptığını gördün mü? Her şeyi alt üst ettin. Nereden çıktın ki karşımıza? Ben mi? Nereden bela aldın başımıza anlamıyorum yani. Çık git hayatımızdan, anladın mı? Defol git. Pelin. Sen gitmezsen ben seni göndermek için elimden geleni yapacağım, tamam mı? Bunu bil.
Mert, Özgür nerede? Şimdi buradaydı. Ben peşinden gidiyorum. Dur dur, ben de geliyorum. Canım, iyi misin? Pelin, bunlar hadlerini aştılar artık. Haklısın. Bu ne ya? Bu üçünün cezası bir an önce kesilmeli. Şu hale bak. Üç tane ezinin soytarısı oldum be. Melih, ben de senin tarafındayım, biliyorsun. Sen bilirsin kızım. Ama şunu bil ki, kardeşinle daha işim bitmedi benim. Hepsi o taşra faresi yüzünden. O kız bizim hayatımızdan defolup gidecek. Başka yolu yok. Özgür, bekle. Deniz, sen bırak. Hayır, konuşacağım. Kendini suçlu hissetmesi çok saçma. Özgür, bir dakika durur musun? Özgür, lütfen. Özgür, sen onlara bakma. Yanlış olan onlar. Yanlış olan onlar değil, sensin. Senin yüzünden oldu. Ben toprağın altında bir solucan olmaktan mutluydum. Niye beni yeryüzüne çıkarttın? Niye o atmacaların önüne attın? Rahat bırak beni, olur mu? Benim hayatımda ne sana ne de böyle maceralara yer var. Özgür, dur. Şu anda üstüne gitmenin bir faydası olmaz. Çok öfkeli. Bırak gitsin Deniz. Özgür, dur. Bırak beni. Deniz. Nasıl bırakayım Mert? Görmüyor musun? Her şey benim yüzümden oldu. Özgürcüm, hoş geldin. Özgür. Ne oldu oğlum? Yok bir şey. Özgürcüm, ne oldu çocuğum? Nasıl yok bir şey? Bu yüzün hali ne? Yok bir şey dedim yani, uzak. Özgür! Pelin, neredesin? Ben çıkıyorum anneciğim. Kızım, ne oldu Özgür'e? Yüzü gözü mosmor olmuş. O mu? Deniz yüzünden kavga etti. Kulüpteki herkese rezil oldu. Ne? Deniz yüzünden kavga mı etti? Aslında yumruk yedi desek daha doğru olur. Yeter artık. Bu kız bu evden derhal gidecek. Aynen, katılıyorum anneşkom. Burayı da iki günde birbirine kattı zaten. Bak, Banu da farkında onun kurnazlığının. O kurnazlık bana sökmez. Sen hiç merak etme. Ben onu geldiği gibi geri postalayacağım. Süpersin anneciğim. Kızım, sen de çok geç kalma. Erken gel, tamam mı? Tamam tamam, sen hiç merak etme. Tunalı'ya uğrayıp hemen geliyorum. Of! Toplantıya da geç kaldım zaten. Uğraştığım şeylere bak ya. Özgür geldi mi? Özgür! Özgür! Hayrola Deniz Hanım? Niye bağırıyorsun? Özgür arıyordum. Ne yapacaksın sen Özgür'ü? Bir şey konuşacaktım. Pes! Bir de pişkin pişkin konuşuyorsun ha. Özür dilerim, anlayamadım. Ben anlatayım öyleyse. Oğlumdan uzak dur. Yeterince açık oldu mu? Benim kötü bir niyetim yoktu. Ben sadece konuşacaktım. Kes! Kötü niyetli değilmiş bir de. Siz beni gerçekten yanlış anladınız. Daha neyi anlayayım? Oğlumun yüzü senin yüzünden mosmor olmuş. Ama gerçekten benim suçum yok. Bırak bu numaraları. Aklın sıra duygu sömürüsü yapıyorsun, öyle mi? Ama ben yemem kızım. Sen bunlarla benim anca saf kocamı kandırırsın. O da göreceksiniz siz. Bir şey mi vardı Acar Hanım? Yok, hayır yok. O zaman her zaman gibi işinizin başına. Özgür. Rahat bırak beni. Konuşmak istemiyorum. Özgür, lütfen konuşalım. Kızım Deniz. Hacer teyze, Özgür benimle konuşmuyor.
Deniz'cim sen de onunla konuşma o zaman. Özgür böyle ara sıra içine kapanıverir. Ama... Bak sen Pelin'le arkadaşlık et. O da genç kız, seni daha iyi anlar. Pelin benden nefret ediyor Hacer teyze. Hay Allah. O zaman benimle konuş. Derdini bana anlat ha. Tamam, öyle yaparım. Canım kızım benim. Ben odamdayım Hacer teyze. Hay Allah ya.